Merhaba, ben Elif ve bu videoda sizlere neden ürettiğiniz içeriklerle potansiyel müşterilerinize, hedef kitlenize inanılmaz değer katmalısınız, fayda sağlamalısınız, bundan bahsetmeye çalışacağım. Ayrıca ek olarak da kısaca içerik üretmeye başlamak istiyorsanız nasıl bir yol haritası izleyebilirsiniz, bundan da bahsetmeye çalışacağım. Başlamadan önce de şu aralar okuduğum hoşuma giden Make Time, Zaman Yaratmak kitabında bir incelemenizi tavsiye ederim. Bunu zaten productivity, verimlilikle ilgili takip ettiğim kanallarda bayağı önerildiğini görüyordum. Türkçe'ye çevrildiğini görünce de okumaya karar verdim. Arkasında da güzel yorumları var zaten. Bir kitapçıya gittiğinizde şu kitabı da bir incelemenizi, okumanızı tavsiye ederim. Şimdi asıl konuya geçelim. Şimdi genel olarak içerik üretmenin benim kendi kişisel gelişime, kendi gelişimime faydasından birçok videomda 90 günlük içerik üretme kampında bahsettim. İşte daha sabırlı olmayı öğrendim. İşte bir şeyi daha devamlı ve disiplinli yapmayı öğrendim. Ve onun dışında da mesela öğrendiğim en değerli şeylerden bir tanesi kamera karşısında kendimi daha rahat ifade etmeyi, daha rahat konuşabilmeyi öğrendim, deneyimledim. Yani bazı videoların girişinin defalarca kez çektiğim de oluyordu. Hatta mesela ilk videolarıma bakabilirsin. Hani mesela oradaki konuşma akıcılığıma bakın mesela. Bir de mesela şu ankine bakın. Arada dağlar kadar fark var. Onun dışında benim ürettiğim tarzda içerikler bilgi ağırlıklı içerikler olduğu için ve aslında bilgi içeriklerini üretmek gerçekten bence zaman alıyor ve zorluyor insanı. Çünkü mesela aklınızda birçok şey oluyor ve hani ben bunu nasıl en açıklayıcı, en basit, herkesin anlayabileceği tarzda hazırlayabilirim, sunabilirim, insanlara anlatabilirim. Bunun üzerine mesela bayağı zaman harcamıştım özellikle o 90 günlük içerik üretme kampında. İşte bazı videoları 15-20 dakikalık videoyu çekmek bazen 2,5-3 saatimi aldığı zamanlar da oldu. Hani tekrar çekiyordum bazı yerleri. İşte bazen sorunlarla falan karşılaşıyordum. Ve hani 20 dakikalık video için bazen hani o kadar emek harcadıktan sonra işte yorumlarda insanlara o videonun faydalı olduğunu görmek, insanlara katkı sağladığını görmek hani gerçekten insanı çok mutlu ediyor. İşletme tarafındaki faydalarından da bahsedeyim birazcık. Mesela bu arada mesela e-ticaret tabanlı bir iş yapıyorsanız, mesela dijital tabanlı bir işe göre hani o konuda içerik üretmek ya da daha doğrusu mesela biraz daha zor olabilir. Sektörden sektörde bu zorluk değişiyor. Ama mesela diyelim ki işte dijital tabanlı bir iş yapıyorsunuz. Ne olabilir? İşte SEO konusunda, arama motoru optimizasyonlu konusunda işte insanlara hizmet sağlıyorsunuz. Ya da işte danışmanlık veriyorsunuz. Ya da sattığınız bir e-kitap ya da bir kurs falan var. Ya da mesela dijital tabanlı iş ne olabilir? İşte dijital reklamlar. Facebook, Instagram, Google, YouTube gibi. Ya da işte sosyal medya pazarlaması. Ya da belki mesela video düzenleme hizmeti veriyorsunuz. Ya da bir Photoshop'ta bir şeyler yapıyorsunuz. Fotoğraf düzenleme falan filan. Bunun gibi mesela bir diyelim ki siz bir işte dijital reklam danışmanısınız. İşte işletmelere Facebook reklamlarıyla, Instagram reklamlarıyla işte daha iyi sonuçlar almalarına, işte cirolarına arttırmalarına yardımcı oluyorsunuz diyelim ki. Hatta belki biraz daha spesifik bir nişteyseniz atıyorum işte eğitim satan insanlara bu konuda yardımcı oluyorsunuz. Ya da mesela daha da alt nişe inersek işte yazılım eğitimi satan insanlara gibi gibi. Mesela diyelim ki eğitim satan insanlara Facebook reklamları konusunda destek sağlıyorsunuz. Ve genel olarak bildiğiniz her şeyle anlatmak üzere mesela diyelim ki bir YouTube kanalı açtınız ve videolar çekiyorsunuz. İşte merhaba arkadaşlar, bu videoda size işte reklam hesabı nasıl açılır bunu göstereceğim. İşte hedef kitle nasıl oluşturulur bundan bahsedeceğim. Reklam nasıl verilmeli? İşte adım adım reklam verirken nelere dikkat etmelisiniz? Gibi gibi konularda işte reklamlarda dönüşüm oranlarınızı nasıl arttırabilirsiniz? Ya da işte Facebook Pixel nasıl kurulur? Reklam çıkmadan önce dikkat etmeniz gerekenler gibi gibi tarzda İçerikler paylaşıyorsunuz ve bildiğiniz her şeyi başkalarıyla paylaşmaya çalışıyorsunuz. Şimdi böyle olduğunda ne oluyor? Siz düzenli bir şekilde içerik üretmeye başladıkça YouTube sizi daha da önermeye başlıyor. Ve mesela ben bu işi hiç bilmeyen birisiyim. Bu işi işte reklamlarla işini geliştirmek isteyen birisi sizin kanalınızı izlemeye başlıyor. Tabii ki bazıları sadece izleyecek, bazıları izleyecek işte o sizin dediklerinizi uygulamaya başlayacak, aksiyon almaya başlayacak. Ve diyelim ki sizin paylaştığınız bilgiler çok değerli.
Yeri geliyor size belki binlerce liraya mal olan yaşadığınız problemleri, deneyimleri YouTube kanalınızda ücretsiz bir şekilde insanlarla paylaşıyorsunuz. Paylaşmaya da devam ediyorsunuz. Şimdi böyle olduğu ne oluyor? Yarın bugün bu insan bu içeriklerinizden faydalandı ve diyelim ki cirolarını arttırdı. Reklamları kullanmayı öğrendi. Reklamlar konusunda kendini geliştirdi. Yarın bir gün cirosunu daha da arttırmak istediğinde ya da mesela takılıp kaldığı bir yer illa olacak. Yani çünkü mesela bir şeyi anlatmayla teorideki ile hani pratikte hani çoğu şey değişiyor. Hani her şey her zaman o videodaki gibi yolunda gitmeyebiliyor. Bir şey illa değişiyor. Yarın bir gün bu insan kendini daha da bir üst seviyeye taşımak istediğinde, işte reklamlarını scale etmek, ölçeklemek istediğinde ilk çalacağı kapı kimden en fazla değeri aldıysa, en fazla faydayı kimden gördüyse ücretsiz aslında onun kapısı olacak. Niye? Çünkü beyin arka planda aslında şunu diyor. Bu insandan ben işte ücretsiz bu kadar değer aldım, bu kadar bilgi öğrendim. Hiç para ödemedim ve hani beni bu seviyeye getirdi ürettiği içeriklerle. Hani belki ben bu kişiye para ödesem işte hani beni ne seviyelere getirecek. Ve mesela siz içerik ürettiğinizde yetkin olduğunuz alanla ilgili ya da işte bildiğiniz, öğrendiğiniz, deneyimlediğiniz şeyleri paylaşıyorsunuz. Aynı şekilde o konudaki yetkinliğinizle ilgili insanlara da güven veriyor aslında. Çünkü hani bir şeyi bilmekle o şeyi başkalarına anlatabilecek, öğretebilecek kadar bilmek arasında bence hani büyük bir fark var. Dediğim gibi bu değer kattıkça siz insanlara fayda sağladıkça güven de veriyorsunuz. Ve aynı şekilde aslında sizin potansiyel müşteriyi kendinize çekme olasılığınız daha da artıyor. Mesela kendimden de örnek vereyim. Benim aslında şu ana kadar hiçbir videomda işte pazarladığım, sattığım hiçbir ürün yok. Yani ben ne bir kurs satıyorum ne bir işte hizmet satıyorum aktif olarak. Ve mesela ama buna rağmen mesela insanlar benimle iletişime geçip mesela destek almak isteyenler oluyor. Hani birlikte çalıştığım insanlar da oluyor ve ben hani bunu hiçbir şekilde bahsetmesem dahi. Yani mesela ben şu ana kadar hiçbir videomda işte bakın benden şu şekilde hizmet alabilirsiniz ya da benim şu şeyimi alabilirsiniz tarzında hiçbir şey demedim. Ama buna rağmen YouTube'da içerik ürettiğim sayesinde, ürettiğim içerikler sayesinde birçok insanla tanıştım ve birçok insanla da çalışma fırsatım oldu ve network'ümü de daha da geliştirmiş oldum. Şimdi kısaca eğer içerik üretmeye başlamak istiyorsanız çok kısaca nasıl bir yol haritası izleyebilirsiniz bundan bahsetmeye çalışayım. Bununla ilgili ayrı bir videoda çekeceğim zaten. Şimdi aslında üretebileceğiniz 3 türde içerik var. Yazılı içerik, sesli içerik ve video içerik. Mesela yazılı içerikten örnek vereyim. Mesela bir domain satın aldınız, bir blog sayfası açtınız ve bu blog sayfasında bildiğiniz, öğrendiğiniz şeyleri paylaşıyorsunuz. Hatta önerim eğer sıfırdan başlıyorsanız bir domain de almaktan önce medium.com'da bir hesap açın. Mesela orada bildiğiniz, öğrendiğiniz şeyleri paylaşın. Eğer sıfırdan yeni başlıyorsanız tamamen benim önerim ilk başta bir blog yazılarıyla başlamanız. Ki ben de aslında ilk başladığımda öyle başladım. Hatta bazı videoları çekmeden önce hani o videoyu daha rahat çekebilmek için hani dedim ya size çünkü kamera karşısına geçtiğinizde o kayıt tuşuna bastığınızda hani birçok şey değişiyor diye. Hani daha akıcı, daha rahat anlatabilmek için önce onu yazılı halde anlatıyordum. Hani makale tarzı yazısını yazıyordum. Ondan sonrasında mesela videosunu çekiyordum. Yazılı dışında sesli tarzda içerikler üretmek isterseniz ki bu da aslında podcast'e giriyor. Podcast tarzı içeriklerde hani bir ses kaydını alıp işte Spotify'a yükleyebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Yani ben de zamanında araştırdığım için podcast üretsem mi diye. Hani birçok videoda görmüştüm Spotify'a nasıl podcast'inizi yükleyebileceğinizle ilgili. Sonra şimdi YouTube'a falan da yükleyebilirsiniz. Bu şekilde mesela podcast yolundan da devam edebilirsiniz. Ya da benim yaptığım şekilde video içerikler üretebilirsiniz. Benim önerim eğer hiçbir böyle video içerik üretme deneyiminiz yoksa hani minik minik önce bir blog yazılarıyla başlayıp sonrasında bilgi içerikli eğer tarzda videolar üretecekseniz öyle o tarafa geçmeniz olacaktır. Çünkü dediğim gibi hani video çekme tarafı birazcık daha zor bence diğer ikisine göre. Ama hani bu tarafta da daha kısa videolarla da başlayabilirsiniz. İşte Instagram'da, TikTok'ta işte Reels videoları çekerek sonrasında da YouTube tarafına da kayabilirsiniz. Ben pek Instagram'da zaman harcamayı sevmediğim için ve aynı şekilde hani platformu Instagram'ı, TikTok'u hani insanlar çoğunlukla bence hani eğlenmek için ve bence zaman öldürmek için kullanıyorlar. Ha evet burada da işte
kendini geliştirmek isteyen bir kitle var ama ben o kendini geliştirmek isteyen kitleye YouTube'dan hitap etmeyi tercih ettim. Ha tabii ki bu Instagram'da da yapamazsınız anlamına gelmiyor. Ben şu an Instagram'da hani her ne kadar sayfası olsa bile kullanmayı, içerik üretmeyi şu an için en azından tercih etmiyorum. Telefonda harcadığım zamanı hani olabildiğince azaltmaya, minimize etmeye çalıştığım için hani o tarafı şu an için pek düşünmüyorum ama ileride de tabii ki orada da hani içerikler üretmeyi de düşünüyorum. Evet, bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.